Sayın Bakanım hoş geldiniz. Selam efendim. Hoş geldiniz evinize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. Mübarek Ramazan gününde ellerimizi açtık, rahmetine el kaldırdık. Ellerimizi rahmetinden boş çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı Hazretinde Hasen'i kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Hasaten ve özellikle şehit kardeşimizin de ruhlarına hediye eyledik, sen ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'i ailesine, aile fertlerine şefaatçi eyle ya Rabbi. Amin ya mu'in ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Şehadet zikri ve öyle büyük yüce bir kavram, tek tesellisi herhalde o oldu. Şehit olmuş olması. Rabbim sabrınızı artırsın. Sizin, eşinin, hepinizin, tüm diğer aile efradınız. Hakikaten ne söylesek teselliye yetmez. Ölümün şereflisi işte şehadet yani. En üst, dolayısıyla en üst makamla dünyasını değiştirmiş olması. İnşallah kardeşimiz için makamların en yükseği olur. Sizin de sabrınıza vesile olur. Allah-u Teala şehitler için öldü demeyin. Onlar değildir ama siz görmezsiniz. Onların hayatiyetinin devam ediyor olması. Makamın ne kadar yüce olduğunu da Rabbim rahmetiyle, merhametiyle karşılasın. Şehadetini makbul etsin. Herhangi bir şey olursa bizim huzurumuzda olmasın. Şahadet. 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 Şahadet.